Konservatif vektör alanının çizgi integraline ikinci bir örnek. Bir öncekine benzer ama bir nüansı var. Bu nüans büyük bir farka dönüşecek. Bir c eğrisi üzerinde bir çizgi integrali aldığımızı düşünelim. Eğriyi birazdan tanımlayacağım. x kare artı y kare dx artı 2xy dy. Bu aşina gelebilir bir önceki örnekle aynı ama bir önceki örnekte kapalı çizgi integrali vardı. Bu kapalı bir çizgi integrali olmayacak. C eğrisinin parametrik tanımında x kosinüs t'ye y de sinüs t'ye eşit. Şimdiye kadar kapalı çizgi integrali örneğine çok benziyor ama T 0 ile 2 pi arasında olmak yerine bu kez 0 ile pi arasında olsun. 0 küçük eşit t ve küçük eşit pi. x, y düzlemini çizersek bu y ekseni, bu da x ekseni. Şimdi izimiz çemberin tamamını kapsamayacak. İzimiz, yani c eğrisi t eşittir 0'da başlıyor. t'ye açı gibi düşünebilirsiniz. t eşittir 0 ve pi'ye kadar gidiyoruz. Evet, bu örnekte izimiz böyle görüldüğü gibi kapalı bir iz değil. Burada konservatif bir vektör alanı olduğunu gösterip, kapalı bir eğri olduğu için cevap 0'dır diyemeyeceğiz. Bu kapalı değil. O nedenle bunu uygulayamayız. Bakalım diğer öğrendiklerimizi uygulayabilir miyiz? Bir önceki videoda gördüğümüz gibi bu size biraz değişik gelebilir ama f eşittir şu çarpı i artı bu çarpı j derseniz daha tanıdık gelebilir. f x virgül y f vektör alanı eşittir x kare artı y kare çarpı i artı 2xy çarpı j veya j dersek dereyi her zaman için dx çarpı i artı dy çarpı j olarak yazabiliriz. Bu ikisinin iç çarpımını alırsak yani f iç çarpım dr'yi bulursak bu ikisi de vektör değerli fonksiyon biri vektör değerli diferansiyel diğeri vektör alanı fonksiyonu f iç çarpım dr'yi alırsanız bunu elde edersiniz integralin içindeki ifadeyi bulursunuz bunu bulursunuz öyle değil mi i terimlerinin çarpımı artı j terimlerinin çarpımı. 2xy çarpı dy böyle yazıyorum. Yani integrali bu şekilde yazabiliriz. Bu eğri üzerinde f iç çarpım dr f bu. Yine de şu soruyu sorabiliriz. Bu konservatif bir alan mı veya bir potansiyeli var mı? f bir büyük f fonksiyonunun gradyanına eşit mi? Bu doğru mu? Bir önceki videoda doğru olduğunu görmüştük. Bir daha hızlıca üzerinden geçi verelim. Eğer doğruysa kapalı eğri olmadığı için cevap sıfırdır diyemeyiz. Ama doğruysa integralin izden bağımsız olduğunu biliriz. Bunun büyük f'ye eşit olacağını da biliyoruz. f'nin sıfırdan pi'ye gittiğini de bildiğimize göre bunun büyük f pi eksi büyük f sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. X ve y türünden yazmak istersek f x ve y türünden bir fonksiyon olduğu için bu ve şu t'dir. Bunun f x pi y P eksi f x 0 virgül y 0 olduğunu söyleyebiliriz. f pi bu demek. F'yi sadece t türünden bir fonksiyon olarak yazabilseydik, büyük F'nin x ve y türünden tanımlanmış bir skaler fonksiyon olduğunu biliyorum. Onun için f x pi virgül y pi diyebiliyoruz. T değeri bu. Bunların hepsi birbirine Denk. İntegral izden bağımsızsa t'yi bulabiliriz. F'yi bulup bu iki nokta için değerlerini hesaplarsak bu integrali çözmüş oluruz değil mi? Bu ve şu noktadaki değerleri bulursak çünkü bu izden bağımsız, bu konservatifse potansiyel fonksiyonu varsa bir skaler alanın gradyanıysa o zaman konservatif bir vektör alanıdır ve çizgi integrali izden bağımsızdır. Bir önceki videodaki ile aynı işlemleri yapacağım. Bir önceki videoyu izlediyseniz biraz monoton gelebilir. Burada biraz daha hızlı yaparım. F'nin x'e göre kısmisinin buna eşit olması gerektiğini biliyorum. Bu x kare artı y kare. O halde x'e göre ters türev alırsak f x y x küp bölü 3 artı x y kare öyle değil mi? y kare x'e göre sadece sabittir. Artı f y. x'e göre türev aldığımızda yok olan bir y türünden fonksiyon olabilir. O zaman f'nin y'ye göre kısmisinin buna veya şuna eşit olduğunu biliyoruz. Bunun f'nin gradyanı olduğunu söylüyoruz. Yani bu y'ye göre kısmisi olmalı. 2 x y. Öteki videoyu seyretmek isteyebilirsiniz. Ee, onda işlemleri daha yavaş yapıyorum. Bunun y'ye göre ters türevi eşittir. x y kare artı x türünden bir fonksiyon. Bunu bir önceki videoda yapmıştık. Büyük f'nin gradyanının küçük f olması için bu ikisinin aynı olması lazım. x'ye kare ve x'ye kare x türünden bir fonksiyon. Şurada da x türünden bir fonksiyon var ve y türünden bir fonksiyon burada yok. Yani bu sıfır olmalı. Yani çözdük. Büyük f x y x küp bölü 3 artı x'ye kare olmalı. Buna göre Küçük f kesinlikle konservatif. İzden bağımsız potansiyeli var. Buradakinin de gradyanı. İntegrali çözmek için bu sıfırdı. x pi, y pi, x 0 ve y 0ı bulmamız lazım. Noktaların değerlerini bulup birbirinden çıkaracağız. Böyle de yapalım. x kosinüs t idi, y de sinüs t idi değil mi? Bunu tekrar yazayım x eşittir kosinüs t ve y eşittir sinüs t. Yani x 0 eşittir kosinüs 0 yani 1. x pi kosinüs pi yani eksi 1. y 0 sinüs 0 ki 0'dır. y pi ise sinüs pi yani o da 0'dır. Yani f x pi virgül y pi bu aynı şey. Baştan yazayım f iç çarpım dr'nin integrali şöyle düzenlenir. Büyük f x p, x p eşittir eksi 1, y p eşittir 0, eksi büyük f x 0 eşittir 1, y 0 eşittir 0. Evet, peki bu neye eşit? Bununla şunun aynı olduğunu unutmayın. Bu x p, bu y p. Değil mi? Bu terim f eksi 1,0'ın f pi olduğunu söyleyebilirsiniz t türünden düşünürseniz. Bu kafa karıştırıcı gelebilir. O nedenle açıkça belirtmek istedim. Değerini bulmak artık kolay. f eksi 1,0 nedir? x eşittir eksi 1, y eşittir 0. Yani eksi 1'in küpü bölü 3 eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3 artı, eksi 1 çarpı 0'ın karesi. Bu 0 olacak. İki durumda da y 0 yani bu terim yok olur gibi. Ve sıra geldi f1 virgül 0'a. Buraya 1 bir koyuyoruz. 1'in küpü bölü 3, 1 bölü 3 artı 1 çarpı 0'ın karesi. Bunun 0 olduğunu söyledik. Bu da... Eksi 1 bölü 3 olacak. Eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi 2 bölü 3 ve bitirdik. Bir daha ifade etmek gerekirse, bu konservatif bir vektör alanı izden bağımsız olduğu için ters türev alırken kosinüslerle sinüslerle uğraşmamız gerekmedi. Potansiyel fonksiyonu bulup iki uç noktadaki değerleri hesaplamamız integralin sonucu için yeterli oldu. Cevap, eksi 2 bölü 3.